bir sonra değişti. Mübarek gün. Mübarek gün. 8'de 70 derecedeki burada bak. 130 arasında çinko ile karıştı. Bir de bu sosyalistlerin problemlerden bahsedecek. Şu devlete ait olan 500 yıllık inşaatlar gitmedi. Çok ağır ilerledi. Milyonlar gitmesine rağmen hala şu vatandaşlar ve esnaflar mağdur. Tren istasyonu kapatılar. Mukayese edersek, işte fiyatlarımız burada zaten. Geçen sene 40 liraya verdiğimiz tavuk tavuğunu 45 liraya. Şu an 85 lira olmuş. Yani %100 bir artış. Tabii bizim bura biraz daha konseptimiz salaş bir yer olduğu için, tarihi bir yer burası. Mekanımız da büyük olmadığı için kiramızın da taviz olmasına rağmen bu fiyatlar. Eğer biraz daha lüks olursa, daha kalabalık bir mekan olursa tabii daha da artıyor fiyatlar. Şimdi bizim isyan ettiğimiz taraf tabii ki ülkede enflasyon olabilir, bazı sıkıntılar olabilir ama şu coğrafyada hem yem olarak hem tahıl olarak bura dünyanın ana vatanı yani. Her şey yetişiyor. Akabinde liman bize yakın. Sürekli buraya gemiler yanaşıyor. Angus kokusunu biz alıyoruz yani aylarca. Bu hayvanlar nereye gidiyor? Yani bunun araştırılması lazım. Yani bu etin önü alınmıyor. Çünkü biz de bayılmıyoruz zam yapmaya. Ya ben burası baba mirası bana. Çocukluğumdan beri burada 24 sene oldu. Hayatımda ilk dönem müşteriden para alırken utandığımı hissediyorum. Yani öyle bir zordu. Hem para kazanamıyoruz hem de severek yapamıyoruz işimizi. Çünkü her zaman yaptığımızda ister istemez işimiz düşüyor yani. İnsanların parası olsa bile zoruna gidiyor bu fiyatlara yemek yemek. Yani pek iyi görünmüyor açıkçası. Bir müdahale bekliyoruz. Tamam şu an tavuk ihracatı yasaklandı ama ondan daha önemlisi et. Etin de ihracattan ziyade ithal olması, ithal gelmesi lazım ki geliyor. Aylardır geliyor bu et kimlere gidiyor biz bilmiyoruz yani. Sırdır buradayız. Babam açtı burayı. Yani biz yıllar önce, Covid'den önce sembolik olarak yılbaşında her şeye zam gelirdi. Bizde 1 lira ya da 50 kuruş yani. Maksimum 1 lira zam yapardık sembolik her sene, senede bir defa. Ama şimdi aydan aya oluyor, 2 ayda bir fiyat güncellemesi yapmak zorunda kalıyoruz. Yani biz bir kere tampine zam yapıyoruz, 10 lira ama bizim aldığımız tam 38 tane kalem var ürünün. Ambalajından, baharatından, tüpünden, et, yağ, işte 5 Şubat falan vesaire. Bir de elektrik işin ziyadesi. Şimdi eskiden bu ÖTV'miz de düşüktü. Mesela şimdi %10 oldu. Tamamen hepsi kredi kartı olduğu için millete para olmadı. Post cihazından işlemler. Onlardan bir kesinti var. Oradan da bir hem bankanın kesintisi hem de bir odaki vergi farkı. Bu bizi zorluyor. Bayağı bir zorluyor. Biz stopajla ödemiyoruz. Burası vakıf malı olduğu için. Ama işte yerlerde daha pahalı kira ödeniyorlar. Bizde mesela tavuk tantuni 85 lira. Pozcu'da 110 lira. Et tantuni bize şu an 110 lira. Daha böyle mezitliğe doğru gittiğim zaman 150-160 kiranın fiyatını yansıtıyorlar. 160 lira oluyor. Bu vatandaş yani ne bileyim insan iki tane tavuk tantuni yediği zaman 200 lira para alıyoruz yani. Bu bayağı bir üzücü bir şey. Biz de üzülüyoruz bunu alırken ama olmuyor yani, mecburuz. İşimizin düşmesini bilmemize rağmen bunu bile bile zam yapmak zorunda kalıyoruz yani. Ben severek çalışmıyor, kimse severek çalışmıyor. Kimse zam yapmak istemiyor. Çünkü kim? Ha bunu müşteriye anlatamazsın, müşteri bunu anlamaz. Tek tek adama ben hangi kaleme zam geldi bunu anlatamam zaten. Ya tabii ki yani çok tepki var ama onlar da ülkenin halini bildiği için zaten halden anlıyorlar ama tepki olarak yemek yemiyorlar yani. Evet. Niye giderim? Şey alırım, kumanya alırım, ne bileyim. Evden sefertasıyla yemek yedim, daha iyi. Ama işte biz de bu sektördeyiz. Milyonlarca insan bu sektörden ekmek yiyor. Bir şekilde bir çözüm bulunması lazım diye düşünüyoruz. Demir abi, sonuç senin şu.